Fındık fiyatlarında çok fazla değişiklik yok aslında. Ufak tefek ileri geri yapıyorlar ama bence bu fiyatların ileri geri yapılmasından çiftçi ufak tefek endişeleniyor gibi. Bence endişelenmemeli. Bunlar hep bir blöf yani. Vatandaşı paniklendirip bir an önce fındığını pazara indirme blöfleri. Panik yapmamak gerekiyor. Şu anda 24,5 liraya fındık alınıyor ama kısa süre içerisinde tekrar 25 lira üzerinde fındık fiyatı olacak yani. Vatandaşlar ihtiyacı oldukça indiriyor. İhtiyacı olmadan indirmiyor. Doğrusunu yapıyor, güzelini yapıyor. Tabii fındığın %60'ı 65'i pazara geldi artık yani. İlerleyen aylarda mutlaka yükselecek. Neden yükselecek? Şimdi Avrupa ülkelerinde bazı ülkelerde de fındık var. Bu fındıklar şimdi ilk planda fındığa ihtiyacı olan kurumlar veya yerler diyelim. Bir kısım ihtiyaçlarını görüyor ama bu ülkelerdeki fındıklar bitecek. 15 gün sonra, 20 gün sonra bitecek. Türkiye fındığına ciddi bir ihtiyaç tekrar doğacak yani. Bence yükselecek. Yükselmeyecek havası, ortamı yaratılmaya çalışıyor. Çiftçiye deniyor ki fındık 25 lira iyi para. Fındık bu kadar yükseldi, bundan sonra yükselmeyecek gibi durumlar hissedilip bakıyorum çiftçide bir şey oluşturulmaya çalışıyor. Moral bozukluğu, işte yani panik ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Hiç öyle bir durum yok. Bence dik duruşa devam yani.